Merhaba, ben Profesör Doktor Aysun İdil, göz hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere az görenlerin görsel rehabilitasyondan bahsetmek istiyorum. Görme engelli deyince genellikle görme duyusunu hiç kullanamayan insanlar anlaşılır. Halbuki görme engellerin %80'i az görendir. Ve bir biçimde artırılabilecek ve kullandırılabilecek bir görme kapasitesi mevcuttur. Herhangi bir göz hastalığına ya da beyin hastalığına bağlı olarak oluşan bir görme azlığında kişinin günlük hayat aktivitelerini, mesleksel becerilerini ve hatta hobilerini gerçekleştirmesi için destek vermek mümkündür. Destek için bazı ön koşullar var. Bunlardan birincisi kişinin hastalığına uygun tedavisinin yapılmış olması. İkincisi bir kalıntı görmenin olması ki bu yaklaşık e, normal bir odada bir metreden iki göz açıkken bir elin parmaklarını sayabilmektir. Üçüncüsü ise mevcut görmenin kişinin hedefleri için yetmiyor olması demektir. Tüm yaş gruplarına e, ve cinsiyetlere yapılabilir ancak bebekler önceliklidir. Teleskopik Sistemler gibi optik sistemler, dijital sistemler, birtakım yazılım sistemleri ve bazı yöntemler kullanılmaktadır. En çok karşımıza çıkan sarı nokta hastalığında e, görmedeki bakış stabilizasyonu bozulduğu için özel bir cihaz eğitimi ile kişinin özellikle okuma fonksiyonunun düzelmesi sağlanabilir. Eğer bir az görenseniz ya da yakınlarınız içinde özellikle çocuk ve bebek olarak bir az gören kişi varsa, Mutlaka bu kişinin görsel rehabilitasyondan yararlanmasını sağlayarak onun yaşam kalitesini arttırabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu yaşamlar diliyorum.